Herkese merhabalar. Görüntüde gördüğünüz gibi güzel elmalı bir kurabiye tarifi vereceğim. Şöyle bir büyük elmam var. 4 adet küçük küçük elmalarım var. Orta boy elma kullanırsanız 3 adet elma yeterli olacaktır. İster yeşil elma ister kırmızı elma kullanabilirsiniz. Ya da elinizde böyle değerlendirebilirsiniz. Elinizde olan elmaları. Şimdi elma soydum. Soyduktan sonra hemen rendenin büyük gözüyle rendeliyoruz. Büyük dişleriyle rendeliyoruz. Eğer küçük dişleriyle rendelerseniz çok fazla sulanacaktır. O yüzden rendenin büyük gözüyle rendeledikten sonra hemen ocağın başına geçiyorum. Tavamı ocağa aldım ve bütün elmalarımı üzerine boşaltıyorum. Üzerine 2 yemek kaşığı şeker ekliyorum. Şeker miktarını arttırabilirsiniz çok tatlı seviyorsanız birazcık daha yani iki kaşık daha arttırabilirsiniz şekeri ekledikten sonra suyunu önce salıyor suyunu saldık salıp tekrar suyunu kurutana kadar kavuruyoruz elmanın rengi hafif dönünce biraz pişince böyle kavruk tadı olunca hemen üzerine bir yemek kaşığı tarçını ekledim tarçın miktarını da azaltıp çoğaltabilirsiniz ama bir yemek kaşığından fazla çoğaltırsanız çok fazla tarçın kokacaktır azaltabilirsiniz ama çoğaltmasanız daha iyi olur yine de tamamen tercih size kalmış tarçını ekledikten sonra iyice karıştırıyorum ve bir su bardağı cevizi ekledim cevizi de ekledikten sonra karıştırıp ocağın altını kapatıyorum başka bir kaba aktarıyorum. Soğumasını sağlıyorum. Elmayı kenara alıp soğumaya bırakırken hemen hamurunu hazırlıyorum. Tereyağı veya margarin kullanabilirsiniz. Hemen bir yumurta ekledim ve bir çay bardağı süt ekledim. Bir su bardağı pudra şekeri ekledim bir paket vanilya ekliyorum ve bir paket kabartma tozunu da ekliyorum ellerimizle iyice mıncıklıyoruz yumurtanın yağın ve şekerini de birbirine özleşmesini sağlıyoruz ya oda ısısında olacağı için çabucak oluyor bu işlem çabucak eriyor hemen üzerine 3 su bardağı unumu ilave ettikten sonra diğer kalan unumu yavaş yavaş ilave ediyorum. Toplamda 5 su bardağı un alıyor. Ve 5. su bardağı unumu da ekledikten sonra hamurumu yoğuruyorum. Böyle kulak memesi kıvamında güzel bir hamur olacak. Hamurumu yoğurduktan sonra ikiye ayırıyorum. Çok sert olmasın hamurunuz, çok cıvık da olmasın. Böyle kulak memesi kıvamında olduğu zaman güzel açılır, güzel hem hamurunuz da daha kıyır kıyır olur, güzel olur. Çok sert olursa hamurumuz kıyır kıyır olmaz. Şimdi oklava yardımıyla yavaş yavaş açıyorum. Hafif un serpebilirsiniz, çok az un serpebilirsiniz. Arkalı önünü çevirdikten sonra tekrar hafif bir un serpiyorum kolay açılabilmesi için isterseniz iki tane yağlı kağıdı arasına koyup da açabilirsiniz hamurumu açtıktan sonra bardak yardımıyla şöyle yuvarlak hamurlar kesiyorum istediğiniz şekli verebilirsiniz arkadaşlar nasıl isterseniz o şekli verebilirsiniz Bardak yardımıyla hamurlarımı kestim. Arada çıkan hamurları topladım. Onları tekrar tekrar açacağım. Bitene kadar. Ve arasına bir tatlı kaşığıyla elmalarımı koyuyorum. Ve görüntüde gördüğünüz gibi bu şekilde kapatıyorum. İki ucunu Birleştiriyorum. Sadece bu kadar. Bunun şekli bu böyle veriliyor. Sadece orta kısmını bastırıyoruz. Bakın bir kat katlıyorum. Sonra diğer katını da üzerine ekledikten sonra parmakla ortasından bu şekilde hafifçe bastırıyorum. Birbirine yapışmasını sağlıyorum. Birazcık bastırabilirsiniz. Çünkü pişince bazı kurabiyelerimiz açılma yapabilir. Parmağınızla böyle hafif Orta kısmını birbirine yapıştırın ki açılma olmasın. Ve yağlı kağıt koydum tepsiye. Hepsini dizdim. Ve fırına veriyorum. 180 derecelik fırında pişirdim. Çok fazla kızartmayın. Yani üstü yanmayacak kadar olsun. Beyaz beyaz kalıyor. Üzerine yumurta sürmediğimiz için üstü beyaz kalıyor. Kürdan yardımıyla test yapabilirsiniz. Pişen kurabiyelerin üzerine hemen... E, Pudra şekeri döktüm ve bu şekilde sunum yaptım. Siz dilediğiniz gibi servis yapabilirsiniz, sunum yapabilirsiniz. Kıyır kıyır oldu, çok güzel oldu. Şöyle kıvamını da göstermek istiyorum. Bu şekilde yaptığınızda dağılıyorsa kurabiyeniz çok güzel olmuş demektir. Buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olun. Beğeni ve yorum yaparsanız da çok sevinirim. Deneyen herkese afiyetler olsun.